Ya Diyarbakır Amed olsa ne olur, olmasa ne olur. Amed Spor olsa ne olur, olmasa ne olur. Ne olur? Bir git gör ya önce, bir gez ya, bir tanı, bir sev insanla, bir kendini sev yani. Siz milliyetçilik adı altında, tamam mı? Türklük adı altında kimseye adaletsizlik yapamazsınız. Bu kadar milliyetçiyseniz zaten, milliyetçiyseniz zaten sizin bunu Türklük adına yapmaya hakkınız yok. Bir Türk olarak da buna ben de izin vermem, vermek istemiyorum. Bıktım artık cehaletle anılmaktan, ırkçılıkla anılmaktan. Bıktım artık. Bunlar hep sizin yüzünüzden. Bunlar hep sizin yüzünüzden. Bunlar hep sizin yüzünüzden arkadaşlar. Gerçekten milliyetçi olan adam, tamam mı? Kendi insanına yapılmasını istemeyeni başkasına yapmaz. Adam Twitter'da nickinde svastika var, gelmiş bana terörist diyor adam ya. Sen manyak mısın kardeşim? Bu kadar özeniyorsan Nazilere gel Almanya'ya. Git aralarına bak bakayım ne kadar seviyorlar onlar da seni. Siz yani siz Türklükle zulmü, Türklükle adaletsizliği bu kadar kolay yan yana getirebiliyorsanız bir kere en büyük yani hain sizsiniz. Kendi davanıza, kendi düşüncelerinize hainsiniz. Siz vatanınızdan haberiniz yok sizin. Hiçbir halktan haberiniz yok. Herkes de valla herkes de o kadar eleştirmen, herkes yani şey olmuş ki böyle ne nasıl derler yani bilir kişi kesilmiş herkes, tamam mı? Herkes araştırmacı, gazeteci kesilmiş. Ya adam şimdi story paylaşmış işte bizim için tweetler yazan eleman. Şimdi de yok böyle böyle şöyle şöyle ortalığı velveleye ver. Beni ortaya at, iftiralar miftiralar. Hatarla fotoğraf çekildim diye. Yok bilmem ne bilmem ne terörist. Kardeşim ya siz hiçbir halktan haberiniz yok. Hiçbir halktan haberiniz yok. Neymiş? Spotify bot varmış. Bilmem ne insanların elindeymiş. Ya kardeşim kusura bakmayın. Kusura bakmayın yani siz hayatta bir halt olmayı başaramadığınız için, tamam mı? Herkes sizin gibi olmak zorunda değil. Herkes sizin gibi çalıp çırpıp kolaya kaçıp bir şeyler yapmıyor kardeşim. Çok özür dilerim. Böyle olmasını çok isterdiniz biliyorum ama kardeşim maalesef ya. Maalesef açıp dinliyorlar bizi. Maalesef oraya ezel yazıyor. Anladın mı? Açıyor play'e basıyor. Çok özür dilerim yani. Adam bana dedi ki bak yaptığı iftiralara bak şimdi de geri alıyor. Adam bana diyor ki eroin parası kaçırıyorlar, aklıyorlar. Oğlum, oğlum o paranın helalliği çarpar seni. Yemin ediyorum bak sana. O paranın helalliği çarpar seni. O paranın helali o anamın hak sütü gibi olan para mı gelir seni çarpar oğlum. Yani devam edin gene diyecekler ben biliyorum şimdi hani üzülme demişsin mesela hani üzülmüyorum da gerçekten öyle bir şey değil hani ama artık bir şey söylemem lazım bir şey söylemem lazım bu kadar çok hani beni de açıklama yapmak zorunda bıraktırmalarına gıcık oluyorum ya benim ne işim var abi turnedeyim konser veriyorum müziğimle konuşulayım müzikle konuşulayım adam şunu diyor bunu diyor 4 senedir bilmem ne terörist merörist herkese aynı muamele yaptınız yani ülke daha iyi bir yer mi oldu? Bu kadar sanatçıyı kaçırdınız. Bu kadar insana düşmanlık yaptınız. Daha mı güzel oldu şimdi? Bu mu vatanseverliğiniz? Sizden hiçbir halt olmaz oğlum. Hiçbir halt olmaz yani. Herkes de bilir kişi. Herkes mükemmel ya memlekette. Herkes kendisini dünyanın en iyi insanı zannediyor. Geri kalan leş, değil mi? Böyle. Siz her şeyin en iyisini biliyorsunuz. Daha ülkenizi bilmiyorsunuz. Vatan haini deyip duruyorsun. Vatandan haberiniz yok. Size kalsa herkes bir şey. O ne o doğulu, o ne o Karadenizli. O ne o türbanlı. Tek derdiniz bu. Bunlardan başka derdiniz yok sizin yani.
Biraz da kendinize katın bir şeyler ya. Biraz sevmeyin. Bu kadar mı sevgisiz yetiştiniz oğlum ya? Bu ne ya? Bu ne abi? Yani öyle bunlar ağrıma gidiyor işte arkadaş. Hani daha diyecekler biliyorum. Devam, devam. O bir kez kaldı mı? Bizim insan böyle. Bizim insanımız böyle. Maalesef. Böyle yani işte. Dediğim gibi arkadaşım gerçekten vatan haini. Vay anasını be. Kaç şehrini gezdin Türkiye'nin kardeşim? Ben bir tek Doğu Karadeniz'i gezmedim. Onun dışında her yeri gezdim. Konser yaptım. Her yerde. Trabzon'da, Van'da, Kars'ta. Denizli'de, Tekirdağ'da, Edirne'de. Sen ne yaptın? Lan ne yaptın oğlum? Ne yaptınız? Anca şöyle böyle bilmem ne bilmem ne. Yok neymişiz, Almanya'ya iltica etmişiz. Hayır kardeşim etmedim ya. Öyle bir şey ihtiyacım yok, yok. Öyle bir şey ihtiyacım yok kardeşim. Yani işte öğrenmeniz lazım sizin de. Bunlarla gurur duymayı öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Korkmayın yani. Kürtçeden bu kadar korkmanıza gerek yok. Bir şey olmaz. Dil o sadece. Dil yani. Bir tane dil yani. Her yerde İngiliz. İngilizce tabelalar var ülkede. Korkacak bir şey yok bu kadar. Öyle. Umarım yine böyle dediklerimi, şey yaptıklarımı çarpıtmazlar. Ama bunu bilsinler. Bu insanlar bunu bilsin. Ben herkeste gurur duyuyorum. Ülkedeki herkeste gurur duyuyorum. Siz zebaniler hariç. Cennet vatanda zebani gibisiniz abi. Zebani gibisiniz. Sayenizde ülkenin kimsenin geleceğinden umudu yok. Kimsenin hayatından umudu yok. Tek bildiğiniz şey asmak, kesmek. Bir tane katkınız yok insanlığa, ülkenize faydanız yok. Sadece önünüze gelene vatan haini. Önünüze gelene terörist demeyi biliyorsunuz. Başka da bir halt bildiğiniz yok. Bir halt bildiğiniz yok. Yani kolay kolay değişmeyecek yani bu işler belli. Ama gene de umut ediyorum yani yapmayın. Gerçekten gidin görün öğrenin ülkenizi insanınızı sevin arkadaşım ya. Ya sizin her Müslümanı canlı bomba zanneden insanlardan ne farkınız var? Ne farkınız var? Siz yani bunu nasıl başarıyorsunuz? Nasıl yapabiliyorsunuz bunu? Niye her şeyden bu kadar nefret etmek zorundasınız? Niye milletin başarısından tiksinmek zorundasınız? Birisi bir şey yapmaya görsün ya. Hemen arkasına hemen bir laf yetiştirin. Bir kez de gurur duyun kardeşim ya. Bir kez de biri bir şey başardığı için gurur duyun ya. Ne kadar kötü yani. Ne kadar kötü. İşiniz gücünüz bu. Ha, ülkenizi seveceksiniz. Önce bir kendinizi sevmekle başlayın. Kendinizden bu kadar nefret etmeyin. Kendinize olan nefretinizi başkalarından çıkartmayın yani. Düşmanlık yapmayın. Tanıyın, öğrenin kardeşim, öğrenin. Öğrenin biraz.
Çünkü beraber yaşamadık, öğrenmeden olmayacak. Kutuplaştık. Bütün ülke kutup kutup olmuş. Herkes birbirinden tiksiniyor. Herkes birbirinden nefret ediyor. Neden ya? Neden bu kadar nefret ediyorsunuz hepinizden birbirinizden ya? Oğlum, Anadolu'da yaşıyoruz ya. Anadolu. Bak, medeniyetin beşiği topraklardayız ya. Sen kafanı taktığın, düşündüğün yerlere, kısımlara bak. Ya biraz ne kadar zengin bir ülkede yaşadığımızı biraz bir gör Allah aşkına ya. Biraz bunların tadını çıkar ya. Biraz motomot gidiyorsunuz ya. Tek en hayattaki en estetik şeyiniz beyaz çorap giymek. Lanet olsun.